8 yaşında 106 GTA kullanma. İzle, sadece izle. Alacağım. Bağırtma şu arabayı ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum yavaş. Oğlum Müslüm baba. Yanka arabayı kırdı. Herkese merhaba, ben Kusuf. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere Yankı taşımı 106 GTI sürdüreceğim arkadaşlar. Değil mi Yankı? Evet. Ama biraz farklı olacak arkadaşlar. Çünkü daha önce biliyorsunuz Yankı Rex'i sürdü arkadaşlar. Ama YouTube topluluğu kuralları gereği 18 yaşından küçük olduğu için Yankı arabayı sürmesi, yani tehlikeli hareketlere girdiği için YouTube kurallarına aykırı, yani aykırıymış. Onu öğrendik arkadaşlar. O yüzden bugün farklı bir şey yapacağız. Yani kurallarımıza bağlı kalacağız. Ama çok güzel bir şey yapacağım. Ama öncesinde arkadaşlar hemen size kardeşlerim. Offroad'larımız nasıl kardeşim? Nasıl ha? Özlemişiz be. Harbi özlemişiz bu arada. Ben videoyu da izlediyseniz zaten dibine kadar yaşamışım Enes ya. Aynen öyle oğlum. Çok. Oğlum sağ ol kardeşim benim. Harbiden çok güzeldi ama çok eğlendim yani. Offroad'ları özlemişim, sizler de özlemişsiniz. Bunları zaten yorumlarınızla, izlenmelerinizle belli ettiniz. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Video başlamadan önce de like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Yankı'nın biraz canı sıkkın. Neden dersiniz? Yankı ufaktan biraz hasta. Değil mi babacığım? Ama dedi ki baba, dedi ben dedi yapabilirim, sürebilirim araba kardeşim dedi. İyi dedim, gel o zaman inelim dedim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte otoparka iniyoruz. Oradan cücüğü alacağız, dışarı çıkartacağız. Sonra da farklı birkaç hareket yapacağız. Ne demek istedim o zaman anlayacaksınız. Belki de fragmanı da izlediniz, bilmiyorum artık. Hadi gidelim. Enes çantayı da alıyorum kardeşim. Hadi bakalım. Ya gör, doğru şey böyle. Ayakta uyuyor. Gir babaya. Baba. Babaya. Hadi bakalım. 8 yaşında 106 GTI kullanmak. Gerçekten ben 18 yaşında kullanmamıştım. Bu arada arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim. 106 GTI'nin aküsü bitmiş. Biz hemen Yankı daha yukarı çıkmadan önce hemen Enes'le arabayı ters çevirdik. Hemen Rex'ten takviye yaptık. Şu an araba hazır. Aşağıda çalışıyor arkadaşlar. Şarjını fullledik. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmuyoruz değil mi kardeşlerim? Bak bir şey söyleyeceğim. Offroad'a mama nasıl bastınız? Abandınız like'lara 7000-8000 K'lar he? Arkadaşlar video ayırmıyoruz ya. Siz bu videoları da like atacaksınız ki ben size daha büyük offroad videolarıyla gelebileyim kardeşim. Öyle değil mi Enes? Aynen öyle abi. Evet babam, gel bakalım, gel. Gel. Arkadaşlar şimdi şeyde... Aa, 106 sesi duyuyor musun? Kokusu da alıyorum abi. Kokusu da geliyor, sesi de geliyor. Yemin ediyorum, hem kokusu geliyor hem sesi geliyor. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz, hani başta da anlattım ya, toplu kuralları diyorum. Şimdi Yankı yaşı ufak olduğu için araba sürmesi yasak arkadaşlar. Yasaklı bir şey evet. Tabii ki de ben kontrollü bir şekilde yapıyorum bunu ama olsun, yine de toplu kuralları diyor ki bize, kardeşim diyor sen diyor arabayı sürdürmeyeceksin diyor bu yaştaki bir adama. O yüzden ben çok ince bir şey düşündüm ve muazzam müthiş bir şey gördüm, buldum. Yani inanılmaz güzel, inanılmaz gerçekçi bir simülasyonla tanıştıracağım sizleri. Zaten biliyorsunuzdur birçoğu. Ama içinizde bir o kadar da bilmeyen vardır. Yani arabayı sürmeyi öğretmek için birebir bir simülasyon buldum kardeşim. Hem de 106 GTI sürdüreceğim buna birazdan. İzle, sadece izle. Şimdi niye buraya geldik? Onu da yukarı çıkınca anlatacağım. Yankı atla kardeşim. Yan taraf oğlum, buraya değil. Diğer kapıdan bizi. Evet. Tamam Enes, biz çıkıyoruz kardeşim. Çalışır mı acaba bir daha kapatsam? Yani bence çalışır bu kadar çalışmaya da. Deneyelim bir hemen. Tamam.
Evet arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağız. Yankı'ya ben bu arabada manuel arabanın sürme mantığını göstereceğim arkadaşlar. Aslında biliyor daha önceden, hani kendisi sorular soruyor bana. Baba işte Rex otomatik, bu neden otomatik değil vesaire diye soruyor. Ben şimdi zaten ona ufaktan bildiği şeyleri tekrardan anlatacağım. Yani debriyajlı araba kullanmasını göstereceğim bir nevi arkadaşlar. Sonra burada Yankı sürmeyecek. Burada sadece o pedalı hissettireceğim ona arkadaşlar. Daha sonrasında yukarı çıkacağız ve yukarıda Assetto Corsa diye bir oyun var. Zaten içinizden ilgili olanların birçoğu bildiğini biliyorum bu oyunu. O oyun öyle bir simülasyon yapmışlar ki arkadaşlar, debriyajı kullanmazsanız vites atamıyorsunuz. Arabayı kaldıramıyorsunuz. Ya inanılmaz bir şey yapmışlar. O yüzden de Yankı'ya orada 106 GTL sürdüreceğim. Hem de 106 GTL sürdüreceğim. Hem de kırmızı. Bir tek plakası aynı değil. Bak o kadar diyorum. Hadi gelin istersen arkadaşlar. Hemen içeriye binelim ve Yankı'ya debriyajlı arabanın çalışma mantığını gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi Yankı zaten kendisi biliyor ufak tefek, değil mi? Debriyajlı arabayı biliyorsun Yankı'cığım. Şimdi Yankı'ya arkadaşlar ben ufaktan böyle nasıl sürüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi Yankı'cığım, normalde otomatik viteste biliyorsun sadece ne var? İleri geri boş var. Bir de park var. Şimdi burada tabii viteslerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, bazen 6 bazı arabalarda. Bir de R var. Yani geri vites var. Bunları vitesi, arabayı vitesi almadan önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Daha önce size ben bu arada böyle araba sürmeyi öğrettiğim bir video da yapmıştım. Araba sürmeyi sizlere öğretiyorum arkadaşlar. O videoda her şeyi anlatmıştık değil mi Enes? Aynen öyle. Hani arabanın nasıl kaldırıldığını, nasıl gittiğini vesaire her şeyi anlatmıştım arkadaşlar. Burada şimdi Yankı ufaktan arabanın içerisine göstereceğim. Yani ayağı debriyajı değiyor mu onu da bir görmüş olacağız. Şimdi direksiyonu bir koltuğu... Değiyor. Vallahi mı? Koltuğu iyice öne alayım. Tamam. Şimdi aldım. Şimdi debriyaja basarak vitesi 1'e al bakalım. Alabilecek misin? İyice sonuna kadar basman lazım. Aldın. Şimdi çek oradan debriyajdan yavaşça. Çektin. Şimdi 2'ye al bakalım vitesi. Aa, öyle değil oğlum. Debriyaja basmadan alınır mı? Oyunda da böyle yaparsan işte al, vitesi atamayacaksın. Debriyaja bastın. Sol yaptın. Bak en sol yaptın ve aşağı çektin. He, biliyorum. 2'ye alacağız. 2'ye al bakalım. Heh, 2'ye aldın. Şimdi çek debriyajdan. Şimdi tekrardan bir 3'ü al bakalım Yankı'cığım. 3'ü de nerede olduğunu bir gör elinde. Ortaya alıyorduk, yukarı yapıyorduk. Bu kadar. Adam öğrenmiş ya. Adam yemin ediyorum kardeşim. 5'i. 4 yaptı şu anda. 5 yap bakalım. En sağ alıyorsun. En sağ. Evet. Bu kadar basit. Gerçekten gayet öğrenmişsin yani. Anlattıklarımız, daha önce konuştuklarımızdan falan. Şöyle geri değil mi? O geri öyle değil. Debriyaja bas. İyice sağa atıyorsun ve bak, duydun mu siz? Ses farklı çıktı. Kıkık yaptı, kıkık yaptı. Tamam, şu anda böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eve geçiyoruz. Evde harikulade düzeneyi hazırladım arkadaşlar. İnanılmaz bir araba sürme simülasyonu Assetto Corsa arkadaşlar. Ve gerçekten hissiyatı çok iyi. Önce ben kullanacağım. Sizlere o debriyajı nasıl kullandığımı, debriyajlı arabayı karşı 106 GT'yi nasıl gazladığımı bedavaya. Hiç trafik polisiz ve cezasız. Nasıl gazlandığını göstereceğim. Sonra da Yankı'ya bırakacağım. Bakalım Yankı debriyajlı arabayı, yani 106 GT'yi kullanabilecek mi arkadaşlar? Hadi bakalım eve çıkalım. Yankı neredesin? Ya oğlum sen niye arabaya bindiğin zaman hep oraya saklanma derdinde oluyorsun? Oğlum çıksana, çık. Hadi gel. Hadi gel tombiş hadi. Arkadaşlar şimdilik doğru eve gidiyoruz. Çok... Anam mikrofon düştü. Arkadaşlar var ya, gerçekten söyleyeceğim size. Arabayı sürmek o oyunda inanılmaz bir hissiyatı var. Bildiğiniz birebir arabayı sürüyor gibi hissediyorsunuz gerçekten. Ve trafiğe girdiğiniz zaman o motor frenleri, o yani o vitesi küçültmeler falan, o vitesi debriyaja basmadan vitesin geçmemesi falan inanılmaz bir tecrübe veriyor insana. Hadi gir bakalım. Evet. Yankı kardeşim, eğer o arabayı istop edersen var ya, çekeceğim var benden, ben sana söylüyorum. Hayır. Assetto Corsa'daki 106 GT'yi tabii ki de sürmen gerekiyor. Bak arkadaşlara da o kadar gösterdim. Ya biliyor, mantığını biliyor arkadaşlar. Ama bakalım şimdi, gerçekte uygulayamıyoruz. Yani ben onu uygulatırım da bunu videoya dönüştüremem. Ama videoda en azından sürer diye düşünüyorum. Bence sürecek zaten. Şaşırtmayacak yani. Çünkü zaten debriyaj basıp vitesi de değiştirebiliyor arkadaşlar. Yani oğlum niye düşünüyorsun? Bu senin şey tutmadı buraya. Mikrofon nerede? Şey nerede mıknatıs? İçine girdi bence. Lan girme oraya. Oraya giriyordu, az kaldı yemin ediyorum oraya giriyordu. Gördün mü? Sekti böyle, filmlerde olur ya. Zık diye girecek dedim oraya ama girmedi Allah'tan. Gerçekten. Aynen. Hadi gel bakalım Yankito. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Geldik.
Hazır mısın? Hazır mısın? Kardeşim hazır mısın? Assetto Corsa inanılmaz bir oyun. İnanılmaz güzel bir oyun. Hatta oyunda böyle canlı yayın açayım diyorum, oynayayım diyorum. Costa kanalında biz acaba canlı yayın mı açsak bundan sonra kanka ya? Assetto Corsa için. Bir türlü vakit bulamıyoruz çünkü. Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Gel bakalım odaya gel. Gel de gösterelim. Sistem hazır. Her şey hazır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz kamera üzerimizi kuralım. Siz de orada hemen videoya like atmayı, aşağıda yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Sistemi kuruyoruz ve... Efsane Assetto Corsa 106 cidden. Başlıyor. Evet arkadaşlar şu anda Enes burada aktüel kamerada arkadaşlar. Aşağıda hemen debriyajları ayak bakın. Ayağımı görüyorsunuz. Debriyaj, gaz, fren hepsi burada. Burada da tam kamerada karşımızda arkadaşlar şoförü çekecek. Şimdi önce ben size göstereceğim. Oyun görmüş olduğunuz üzere açık arkadaşlar şu anda. Hatta hemen başla diyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 106 GT'nin içindeyiz arkadaşlar. Böyle dışarıdan da kamerada ayarlayabiliyoruz. Ben... Üçgenle artık onu da atadım ben tuş. Gördüğünüz gibi bildiğiniz kırmızı 106 GTI arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz direksiyon karşı benle birlikte 106 GTI da aynı şekilde dönüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere vitese attım bakın debriyaja bastım önce gördünüz mü? Kanka sen de izliyorsun değil mi karşım bak debriyaja basıyorum. Boşaltıyorum çekiyorum ayağım. Debriyaja basmazsam vites geçmez. Vitese takıyorum debriyaja bastım vitese taktım arkadaşlar. Debriyajdan çektim ufaktan araba çalıştı kalktı. Şimdi yola giriyorum bakın az basıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Az basıyorum ve az gidiyor araba. Bak. Önce ben süreceğim sizlere göstereceğim sonra yankıya vereceğim. Yankı bakalım 106 GTI'yi sürebilecek mi arkadaşlar? Bakın şu an birinci testteyim hala. Otobana çıkmadım kardeşim. Bak. 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 Vitesi aldım. Debriyaja basıyorum bu arada görüyorsunuz değil mi onu? Arada bir veriyoruz zaten montajda. İkideyiz. Şimdi trafikte... Arabalarla karşılaşacağız arkadaşlar. Yani bu işin en güzel yanında ne biliyor musun kardeşim? Trafik cezası yok be Enes ha? Mis gibi abi. Bundan sonra burada gazlayacağım. Baksana abi. Bak. Nasıl ses değişiyor. Bu arada arabalar geldi. Motoru kırdık. Hayda. Abi şu motoru kırma ayarını kapatmam lazım benim ya Enes. Motor arızalandı arkadaşlar ya. O işte... Oyun o kadar gerçekçi ki şanzıman yani o kadar da gerçekçi değil aslında. Bu kadar kolay kırılmıyor motor. Şanzıman kırılabiliyor eğer çok fazla kesicide tutarsanız arabayı. Aniden vitesi 4'ten 3'e aldığınız zaman falan. Şimdi ben şimdi ayrılacağım merak etme. Şimdi ilk oyundu ya o yüzden kardeşim biraz şey olduk. Bak şimdi böyle. Şimdi sakin süreceğim önce. Bir trafiği bir görelim arabaları. Araba sesi bak. Bak. Dibine kadar basacağım bak. Oğlum çok iyi ya. Oğlum çok iyi. Değil mi? Bak dışarıdan sesi vereyim mi? Dışarıdan. Ver şimdi. Egzoz yok değil mi bunda? Olmaz olur mu? Ver bir. Aynısı. Ben böyle oynayamıyorum. Mesela ben izledim arkadaşları oynayan arkadaşlar. Hep dışarıdan oynuyorlar. Ben böyle sevmiyorum. Ya oynayabilirim böyle ama sevmiyorum arkadaşlar. Ben böyle hissiyat olarak ben şundayım bak. Şu. Benim aslı bu. Bu tarz oyunlarda. Şimdi virajımız var burada. Viraja gireceğiz. Bakın. Kurallarına göre. İkiye alalım arabayı. Motor frenine bak kardeşim. Akıyor. Ben bunu seviyorum. Ben böyle oynamayı seviyorum aslında. Akıyor. Ben dışarıda oynayayım. Tamam sen dışarıda oynayayım. Yankı dışarıyı seviyor. Aa arabalar geldi. Bak şimdi trafikte birkaç makas atayım size arkadaşlar. Aa! Hayır sesi göremiyorum ki önümü. Uf. Sollaması yok. Kardeşim çekil kenara. O viraja girdik. Burası tehlikeli. Pompala. Lan! Lan! Vites. Motoru kırdık ya. Uf! Arada verdi. Ya burada ne eksik biliyor musun kardeşim? Bir müzik ver Enes. Müzik, bir müzik ver bak. Bir müzik ver kardeşim. Ne müziği biliyor musun? Son gaz ver kardeşim. Bir son gaz aksın. Bir son gaz aksın burada. Devam eder yok bize kimse full bas. Vurur kafanda bir yaratırız enkaz. En pahalı versin öldür.
5'e alacaksın. 5. test şu anda 180 ile gidiyorum arkadaşlar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. 180 ile paket olduk. Arabanın ne halde olduğu belli değil bak. Şimdi direksiyonu, ben çıkıyorum direksiyondan. Yankı geliyor. Yankı bakalım 106 GTA'ya. Yani Cico'yu bildiğin Cico'nun aynısı arkadaşlar. Sürebilecek mi? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. İnşallah vaktimiz olursa oyun kanalında bu oyundan videolar atarsak orada 106 GTA'yı yaptırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu ilgili server arkadaşlara, yani bu oyunla ilgilenen belli siteler var arkadaşlar. 34 KSF 31 yaptırmayı düşünüyorum. Güzel olacağını düşünüyorum yaptırabilsek. Öyle yani arkadaşlar. Yankıcığım hadi direksiyon sende. Yankı düzgün sürer kardeşim. Gazlanma bak gaza gelip ha. Şşş, alo. Böyle mi süreceksin arabayı? Evet. Üçgen tuşu bak. Üçgen tuşu kamerayı değiştiriyor. Bilgin olsun. Açtım. Evet Yankıcığım. Debriyaja basmadan vitesi alamazsın. Vitesi al önce debriyaja basın. Basıyor oluyor debriyaja. Kardeşim benim akıyor ya. Tamam. Az az bas. Az az bas. Aynen. Ayağını tamamen gazdan çekmene gerek yok. Az geri çektiğim bile akıyor araba zaten. Yankı dış kamerayı seviyor arkadaşlar. Ben iç kameracıyım yani önden. Yolu göreceğim. O hissiyatı almam lazım. Dur ağza bak. Ağzı yomuldu. Kaza bak. Debriyaja basmadan alma. Debriyaja basmadan alma. Evet güzel. Güzel. Aferin. Alamazsın zaten. Debriyajı unutmuyorsun. Bas debriyaja. Boşa geçti. Gördünüz mü? Debriyaja bastığında da araba boşa geçti arkadaşlar. Bu nasıl hız lan? 5 aldı. 5 aldı herif o. Arabayı 5'inci sallayarız. Görüyor musun kardeşim? Çok hızlı gitme. Viraj gelecek birazdan. Vitesi ufalt istersen. 4 yap. Bak vitesi... 4 yap. Ha, vitesi ufaltırken direksiyonu da gözüne bakman lazım. Ama tabii alışkanlıkla alakalı arkadaşlar. Soldan devam et. Aynen güzel. Vitesi 3 al. Yukarı al. 3 al. Debriyaja bas. Debriyaja da basıyor ya. Kardeşim benim ya. Ama sesi... Çok iyi abi. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Abi sen bir de oyunu gör. O kadar hissiyat iyi ki. O kadar hissiyat iyi ki arkadaşlar şu oyunda araba sürmenin. İnanılmaz bir hissiyat ya. Bak asılıyor şu an, sıkıyor. Sonuna da bastı. Ayaklara bakalım. Eyvah eyvah. Peşe alacağım. Oldu! Oğlum şoför müsün lan sen? Yavaş 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 da. Oha takla attı. Taklaya geldi. Bekle biri al. Biri al. Yavaş acele et. Arabaya hasar verdi. Araba aksarı falan arızalanmış arkadaşlar. Oğlum yavaş şimdi. Direksiyonu niye bırakıyorsun? Bekle şimdi geri. Geriyi biliyordun değil mi? Hadi geriye tak bakalım şu arabayı. Debriyaja bas. Buradan. Geri, bak. Dibine bak. Bak bir dakika bekle. Bastırıyorsun. Geri yapıyorsun tamam mı? Bas yap. Bas dibine. Ay bak. Bas şöyle. Bak bas. Evet. Heh. Ver ufaktan gazı şimdi. Aç önünü. Aferin, aferin. Durdu, frene bas. Frene bas. Sol değil, sağ ayağınla basacaksın frene. Gaz, fren, sağ ayak. Tamam, debriyaja bas, biri al. Bastı. Evet. Evet. Güzel. Kıracak, şanzımanı kıracak Ceno. Bir de arabanın sol aksı arıza olunca araba sola çekiyor galiba. Bak, direksiyonu düz tutamıyor. Bak, düz, aynen, direksiyonu düz tutamıyor şu anda. Yan tutunca düz gidiyor araba. İçeriden sıkıyorsun. Düz git. Oğlum al iki arabayı. Bayağı bağırtma şu arabayı ya. Devam. Bak viraja girmeden önce arabayı şu üçten ikiye çek bir. Araba bir rahatlasın kardeşim. Yap kompresörünü. Oğlum boşalma. Tünelde ayrı bir yük geliyor. Tabii. Ayrı bir ses de artıyor tünelde zaten. Yankı. Ayrı silahı var. Bir al. Ha araba sıkıştı. Bak onu geriye kendi alıyor arkadaşlar. Sağdan mı gideceksin? Al iki al. Ha bas yapacağım. Evet. Yolda tut arabayı. Bu arada yaptığı iş gerçekten zor. Manuel araba sürmemiş biri için şu anda araba yürütebiliyor. Gerçekten bu da aslında oyunların yararı böyle. Oyundan öğrendi herif ya. Ya yarın bir gün araba benim 106'ya almaya kalksa alır yani şu anda. Harbiden götürür biraz. Aa sesi bak. Ne oldu?
Ha? Oğlum ne yapıyorsun lan? Adama bak ya. O ağzına yumruğa kazama sarınca ha. Helal lan sana. Yüzle gidiyorsun şu anda yanka. Resmen 100 kilometre hızla gidiyorsun şu anda. Üçü al. Direkt. Dur, dur yardım edeyim dur. Debriyaja bas. Debriyaja bas, girmiyor. Debriyaja basmazsa girmiyor arkadaşlar, gördünüz bak. Yapıştır. Görüyorsun ben adam şu anda debriyaj bak ister istemez şu anda kas hafızası o kadar oturuyor ki her seferinde debriyaja basıyor. Yani şöyle bir saat sürsün adam dışarıda arabayı kaçırır babasına lan. Bu arada Cican'ın anahtarını ortalıkta bırakma bence. Lan bu saatten sonra yok. Bu saatten sonra bırakmak yok arkadaşlar. Oğlum yavaş. Lan yavaş. Lan 130 gibi. Lan. Kırdı. Alev attı değil mi? Alev attı çünkü 4'ten 2'ye çekti arabayı. Alev attı. Ve motor şanzıman kırıldı şu anda. Duman. Oğlum duman çıkıyor egzozdan arkadaşlar. Yankı şu anda şanzımanı kırdı. Demek ki ben sana arabayı verseydim Yankı. Cicio'yu gerçekten şanzımanı kırmıştık, almıştık elimize. Araba yanıyor şu an benim. Alo Müslüm baba. Yankı arabayı kırdı. Şanzımanı kırdı. Şanzımanı kırdı benim ufaklık. Vallahi billahi kırıldı arabanın şanzımanı. Getireceğim sana. Tamam pazartesi sendeyiz. Pazartesi sendeyiz kardeşim. Uy yapıyor burada. Öyle yani arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi oyun gerçekten harikulade. Ben çok severek oynadım oyunu. Oynuyorum da arada da aynı zamanda. Yankı da oynuyor arkadaşlar. Sen beğendin mi Yankı oyunu? Hissiyatı çok iyi değil mi? Öyle yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. 8 yaşında 106 kitayı bu kadar sürdürülüyor. Yani sizlere görsel açıdan sürdürebilmem şu an için bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi aşağıdan kanalıma abone olup bizleri artık 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ve gülmeyi unutmayın. Boy boy! Pa, 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 pa.